Selçukcuğum hoş geldin. Selçuk Yıldız karşımızda. Ayağının tozuyla fil dişi sahillerinden geldi. Hemen sorumu sormak istiyorum çünkü çok merak ediyorum. Ülke ismi nereden geliyor Allah aşkına? Önce hoş bulduk. Gerçekten çok güzel bir seyahatti, Fildişi seyahati. Fildişi sahili ismi insana ilk önce birçok filin, en azından fillerin dişlerinin olduğu bir sahili akla getiriyor. Ülke ismi olmadan önce bölgenin ismi. Portekizli tüccarlar 15. yüzyılda buraya gelip filleri avlayıp dişlerini aldıktan sonra fil dişi ticareti yapıyorlar. Ve bu sahilde de çok fazla fil buldukları için, bu yörede çok fazla fil bulup çok fazla fili öldürüp dişlerini aldıkları için de fil dişi sahili diye bu sahili adlandırmışlar. Zamanla ülkenin ismi olmuş. Peki kendileri de fil dişi sahili olarak mı kendilerini ifade ediyorlar yoksa başka bir isim var mı? Bu aslında çok ilginç bir şey. Çünkü her ülke kendi dilinde fil dişi sahili anlamına gelen isimle çağırıyor ülkeyi. Yani mesela İspanyollar Costa de Marfil diyorlar. Fransızlar Côte d'Ivoire diyorlar. Biz fil dişi sahili diyoruz. Bu bir karışıklığa yol açtığı için 1980'li yıllarda Cumhurbaşkanı diyor ki bundan sonra lütfen sadece Côte d'Ivoire yani fil dişi sahilinin Fransızca adlandırmasını kullanın diye bir talepte bulunuyor. Bizim aslında Türkiye yani Turkey ya da Türkiye yerine hepsini Türkiye, Made in Türkiye diye bir kampanyamız vardı. Onu istememiz gibi bir şey aynı talepte bulunmuşlar. Anlıyorum. Peki ülkede fil var mı? Kalmış mı fil? Var, var. Yani sayısını bilmiyorum ama az sayıda. Gerçekten o zaman müthiş katliamlar yapmışlar fillerle ilgili. Şimdi numune gibisinden koruma altında olan bir fil nüfusu var. Genellikle de Dünya Miras Listesi'ne giren çeşitli parkları var. O parklarda birçok Afrika ülkelerinde çok daha fazla fil olmasına rağmen en azından Zevairi Kurtalarım ismimiz Fil Dişi Sahili diye koruma altındaki bir fil nüfusu söz konusu. Siz gördünüz mü gezide? Görmedik. Görmediniz. Hayır. Peki şimdi Afrika deyince sömürü çok fazla ön plana çıkıyor. Az önce de sen de bahsettin. Portekiz dedin gelmiş, sömürmüş gitmiş. Bu miras daha sonra da devam etmiş mi? Yani Portekizliler gelmiş, sonra Hollandalılar gelmiş, Fransızlar gelmiş. Bunun nasıl bir seceresi var? Aslında Fil Dişi sahiline ilk gelenler kuzeyden geliyorlar. 11. 16. yüzyıl arasında kuzeyden gelenler var. Daha sonra 15. yüzyılla birlikte 1400'lü yılların sonlarında, ikinci yarısında daha doğrusu Portekizli gemiciler geliyor. 15. yüzyılda sadece bir yüzyıl kadar sadece Portekizlileri görüyoruz. Daha sonra Hollandalılar geliyor, daha sonra Fransızlar geliyor ve İngilizler geliyor. Fakat asıl olarak Fransızlar daha sonra kalıcı oluyorlar bu topraklarda, sömürgeleştiriyorlar. Bu ta 1960 yılındaki bağımsızlığına kadar bir Fransız sömürgesi olarak kalmış Fil Dişi Sahil. O zaman ülke Fransızca konuşuyor ağırlıkta, değil Evet, mi? Ana dil. çok güzel, bravo. Çünkü hakikaten şey enteresan, bütün ülkenin konuşabildiği tek dil Fransızca. Bu da çok ilginç bir şey. Peki kendilerine nasıl bakıyorlar? Yani bu sömürgecilik geçmişlerinde kendilerini nasıl konumlandırıyorlar? Ve Fransa'ya bakışları nasıl? Veya diğer ülkelere? Düşmanca bir şey söylemiyorlar. Çok güler yüzlü insanların ülkesi ama Fransa'nın kolonisi olduklarını, yani Fransızca sömürgenin Fransızcasıdır, kolonisi olduklarını söylüyorlar. 1960'ta da aslında bağımsızlığı da çok enteresan. Çünkü De Gaulle bir seçim veriyor. Diyor ki isteyen Afrika ülkesi, buraya Fransız Batı Afrikası diyoruz. Sadece Evet. Fransa'nın sömürgesi olan tek ülke Fil Dişi Sahili değil. Şu anda Tabii ki. konumuz Fil Dişi Sahili olsa da. Şöyle bir seçenek veriyor. İsteyen ülkeler bağımsız olsun, isteyenler Fransız Birliği'nde kalsın. Mesela o zaman Fransa Birliği'nde kalmayı tercih ediyorlar. Ne zaman ki De Gaulle bağımsız olsanız dahi Fransa ile ilişkileriniz sürecektir diyor. O zaman 1960 yılında 7 Ağustos 1960'ta bağımsızlığı tercih etmişler. Birinci başkanları Félix Houphouët Boigny zamanında. Ama hala ilişkileri de sıkı bir şekilde Fransa ile sürüyor diye Tabii. tahmin ediyorum. Tabii. Yani yurt dışından bir kere ülke dışındaki ticaret erbabının deyim yerindeyse en önemli nüfusu Fransızlar. Fransızlardan sonra önemli sayıda Lübnanlar var. Lübnan'dan gelenler var. Bu onların da çoğu Senegal'den gelmişler. Onlara Senegalli diyorlar. Türkler de var aslında çok çeşitli işletmelerle
Türklerin de orada mevcudiyetini bizzat gördüm, tanıştım. Bizim halkı... Türkler peki ne olarak gitmişler? Ya döner dükkanı açmayayım. Hayır, hayır. Çok nitelikli, çok dinekli madencilik şirketleri, inşaat şirketleri var. Yani benim bildiğim, karşılaştıklarım bunlardı. Ticaret şirketleri var. Ve Türklere de hoş bakıyorlar, iyi bakıyorlar. Yani evet. Lübnanlılar çok fazla Türklerden, doğru kelimeyi seçmem lazım, rahatsız değil ama Türkleri bir parça rakip olarak görüyorlar. Çünkü Türkler geldiklerinde kendilerine güzel bir alan açmışlar. Ve bana göre Afrika önümüzdeki yılların yıldızı, parlayan yıldızı olacak yatırımlar açısından. Kesinlikle katılıyorum. Yani çok oraya akan bir konsantrasyon var. Bu son 20 yılda da Türkiye, yani nedenleri ne olursa olsun bu konuda çeşitli spekülasyonlar yapılabilir ama Afrika'da mevcudiyetini arttırmakla bana göre çok doğru bir şey yapmış. Mesela doğrudan direkt uçuşumuz var. Yani tabii ki. Türkiye'den Abidjan'a direkt uçuş çok önemli bir şey gerçekten. Peki Selçuk, fil dişi ülke olarak nasıl bir ülke? Yani nasıl tarif edersin? Valla bana göre çok fazla ülke gezdim ama fil dişi benim için zamanın durduğu ülke. Nasıl yani? Zamanın, bunu tam nasıl tarifleyeceğimi bilmiyorum ama çok moda bir deyim var bizde. Carpe diem, işte günü yaşa günü yaşa bu. Evet. İşte çok Instagram'ik de bir laf. Facebook'ta çeşitli gönderilerde habire söylenen o kelimenin, o deyimin içini boşaltılmış halde kullanıyormuşuz. Bunu fil dişinde biraz idrak ettim. Buna fil dişinde müdrik oldum eskilerin deyimiyle. Çünkü fil dişlilerin bir sözü var. Diyorlar ki Avrupalılar saati bulmuş olabilir ama zaman bize aittir diyorlar. Evet, hakikaten bundan ne demek istediklerini ben anlamadım ilk önce. Sonra kısa bir anım var. Abidjan Havalimanı'ndan Man'a uçacağız. Yani fil dişinde başka bir şehre uçacağız. Evet. Kontrollerden geçtik. Saat 1'de uçağımız. Orada bütün yolcular bekliyorlar. İşte çay içenler var. Kendi aralarında sohbet edenler var. Yani malum telefonuyla uğraşanlar var. Hatta orada reggae, çok büyük bir reggae sanatçısı Tijen Jah vardı. İşte ondan falan da görüştük. Adam çok büyük bir yıldız. Fil dişi sahili için ya dünyada da tanınanlardan bir tanesi. Böyle sakin sakin herkes oturuyor. Şimdi bizimkiler biraz sonra bana Selçuk Bey acaba rötar olacak mı bir sorar mısınız? Ben gittim oradaki birisine dedim ki rötar olacak mı görevlilerden birisine? Ne zaman kalkacak dedim. Tutalör. Fil dişine giden herkesin Fransızca bu zaman birimini öğrenmiş olması gerekiyor. Tutalör az sonra anlamına gelse de Fransızca'da o az sonranın ne kadar sonra olacağı fil dişinde belli değil ve umurlarında da değil. Zamansız bir tanım. Evet. Gittik sorduk. Dediler ki az sonra tutalör mesiyor dediler. Teşekkür ettim. Geldim. Biraz daha zaman geçti. Almaları lazımdı. Bir tek biz böyle bir acaba ne kadar rötar olacak mı? Ne zaman varırız falan. Kimsenin umurunda değil. Tekrar sorduk. Artık ben gidince öğrenmeye başladı. Yani bu adam gelecek bir tek bu soruyor. Bir tek biz soruyoruz. Daha sonra yerel rehberimiz var. Saat 1'de uçak kalkacak. 1'e 10 var. Yerel rehberimiz de fil dişi sahilinden birisi. Dedim ki galiba rötar olacak. Bana döndü dedi ki uçak saat kaçtaydı dedi. Adam uçağın saatini bile bilmiyor. Yani orada herkes uçak bir saatte nasılsa bineceğiz, nasılsa gideceğiz, nasılsa varacağız. Değiştiremeyeceğim bir şey için neden endişeleneyim, neden şu anda geçireceğim vakti ziyan edeyim. Çayını içen, sohbet eden, telefonun önüne herkes devam ediyor. Hakikaten çok de güzel. Biz de uçağa bindik geldik. Çok ama güzel. Tutalör bilinmesi gereken bir şey. Her o şey zaman tutalör. Bu rahatlığı diyor. Hissediyorsun ülkede de. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani ya niye koşturuyoruz? Niye koşturuyoruz? Hep anlatılan bir kelime var ya işte aborjinlerle bir şey vardır, anekdot vardır. Avustralya'da işte aborjinler rehberlik yapıyorlar. Biz beyazlara bir yere giderken bunlar birden duruyorlar. Niye durduk diye sorduklarında beyazlar işte onlar da diyorlar ki ruhumuz çok geride kaldı. Çok hızlı gittik. Onları beklememiz. Ruhun da yetişmesi lazım. Fil dişinde bunu yaşadığımı söyleyebilirim. Yani zamanla ilişkileri çok başka. Çok başka. Tabii ki böyle bir hayatta bizim o ilişkiyi kurmamız çok mümkün olmasa bile biraz kendimizi galiba hırpalıyoruz zamanla ilgili doğru, olarak da doğru. Diye düşünüyorum. Çok fevri de davranabiliyoruz. Peki bu kadar kabile diyeyim veya bu kadar topluluk varken dini inançları ne Selçuk? O da ilginç. 3 tane çok kabaca söylersem 3 tane inanç diyebilirim ama o inançlar kendi içlerinde de bölünüyor tabii. Ama 3 tane inancım İslamiyet, Hristiyanlık ve animizm olduğunu söyleyebilirim. Animizm de göreden göreye ritüelleri, inançları, değişiklikler de gösterebiliyor.
İki din adeta coğrafyayı paylaşmışlar. İslamiyet kuzeyden girmiş. Sahra tarafından. Tabii ki dedim ya 11. 16. yüzyıllar arası kuzeyden gelenler var. Evet. Göçler var. Hatta oradaki kuzeydeki kabilelerin oynamak yani yer değiştirmek zorunda kalmışlar kuzeydeki kabileler. Hristiyanlık ise denizden gelmiş. Derler ki evet. İslamiyet karadan, kuzeyden, Hristiyanlık güneyden, denizden gelmiş. Bu İslamiyet ve Hristiyanlığa geçmeyenler de animist olarak kalmışlar. Çok kabaca gene işte 40'a yakın Müslüman var. %40'a yakın biraz daha az Müslümanlardan Hristiyanlar var. Geriye kalanlar da animist diyebiliriz. O zaman Müslümanlar daha bir evet. Kalabalık diyebiliriz. Evet, evet, evet. Ama yöreye göre de değişiyor. Yani anladım. Mesela kuzeye çıktıkça Müslümanlarla karşılaşmanız daha büyük olasılık. Barış içinde yaşıyorlar. Yani onu soracaktım. Anda, yani bu anlamda nasıllar? Kendi aralarındaki ilişki, bir çatışma vesaire var mı yoksa? Yok. Yani benim gözlemlediğim, tura dahil olmadan önce kendi başıma da gezdim. Çok oradaki çok insanla da konuştum. Benim gözlemlediğim gerçekten bir hoşgörü ülkesi diyebilirim. Fakat ilginç bir şey var. Bu kadar hoşgörülü insanların tarihin bazı zamanlarında kabilelerin birbirleriyle savaşlarına baktığınız zaman bile inanılmaz acımasız, vahşi hatta olabildiklerini görüyorsunuz. Fakat normalde de çok hoşgörülüler. Yani çok güler yüzlüler. Dinler arasında bu açıdan bir sorun yok. Ama 2016 yılında Grand Bassam'da bir olay yaşanmış. Yani bu anlamda bir şey de yok. Bir baskı falan da yok. Ama 3 tane cihadist geliyorlar ve orada birçok kişinin ölümüyle ve yaralanmasıyla yol açan bir şey. Bunun dışında dinlerle ilgili özel bir kavga, böyle bir savaş, böyle bir şey söz konusu değil. Hoşgörü söz konusu. Peki buradan yola çıkarak da şöyle bir şey okudum. Dünyanın en büyük kilisesi cidden Fildişi sahilinde mi? Vallahi öyle. Cidden mi? İnanamadım. Evet. Mesela Fildişi'nde şöyle bir şey söylerler miydi bilmiyorum. Duymadım mesela. Avrupa bizi kıskanıyor. Dünyanın en büyük kilisesi bizde. Demediler. Öyle bir şey demediler. Ama dünyanın en büyük kilisesi onlarda. 21 metre daha yüksek Vatikan'daki kilisede. İnanılmaz. Kapalı yerde 7000 avlusu ve bahçesini kattığınız zaman 200 bin kişiye kadar kapasitesi olabilen bir bazilikadan bahsediyoruz. Bazilika. Şimdi gittin gördün. Turizm açısından fil dişine gitmek isteyen birisi için ülke ucuz mu? Ülke güvenli mi? Bunun için ne diyebilirsin? Bir kere ülke çok güvenli. Bence çok güvenli. Zaman zaman biz gitmiyoruz oraya. Zaman zaman baya bir zorlanırsa işte kuzey sınırından bazen böyle ufak tefek sızmalar oluyor ama biz kuzeye de gittik. Hiçbir şey hissetmedik. Güvenlikle ilgili hiçbir endişemiz söz konusu olmadı. Zaten gündüzleri seyahat ediyoruz. Geceleri seyahat etmiyoruz. Başka nedenlerden dolayı yani bir güvenlik endişesi değil ama yolda kalma falan. Çünkü yollar her tarafta çok düzgün olmayabiliyor. Bence fil dişinin tam da gezileceği zaman seyahat edilmesi gereken ülkelerden bir tanesi. Ben bu konuda çok ısrarcı oluyorum bazen. Bana göre mesela Kuzey Kore'yi hep söylerim mutlaka ziyaret edilmesi lazım. Vakit kaybetmeden ziyaret edilmesi lazım. Çünkü sızıntı var. Kuzey Kore başka bir ülke ve bundan 10 sene sonra ziyaret ettiğinizde bugün ziyaret ettiğiniz Kuzey Kore'yi ziyaret etmeyeceksiniz. Çok daha farklı olacak. Farklı bir ülke olacak. Yani bu bugün Rusya'ya gidenlerin Sovyetleri ziyaret etmiş olmayacağı gibi bir şey. Fildişi sahili için de aynı şeyi söylüyorum. Bir kere Fildişi sahiline gidecek insanların turist değil gezgin kategorisinde olması lazım. Yani gezgin derken neyi anlıyoruz? Turist bizim kafamızda işte belli konforundan asla vazgeçemeyen, mutlaka işte çok konfor arayan ama gezginde biraz daha kaşif ruhu var. Yani daha fazla konforundan çok keşfetmek, otantik olan, oraya özel olan şeyleri görmek isteyenlerin gitmesi gereken bir yer. Ve onların da çok gecikmemesi lazım. Çünkü endüstri ilerledikçe, sanayileşme ilerledikçe, ülke geliştikçe, yollar çok rahat şekilde yani her tarafa ulaşıldıkça Fildişi sahili bugünkü Fildişi sahili olmayacak. Pahalı mı ucuz mu? Bazı şeyler çok ucuz, bazı şeyler pahalı. Bir kere hizmetin az oldu, hizmet sektörünün gelişmediği yerde hizmeti pahalıya satın alırsınız. Bu insanların Afrika'nın ülkesi yani ama bir şişe suya 30 lira da veriyorduk. Yani bir büyük şişe suya otelde 30 lira veriyorsunuz yani Türk parasıyla şu anda. Ama başka bazı şeyler de ucuz. Ülke içindeyken bazı şeylerin beyazlar için ayrı fiyatı var. Siyahiler için yani yerel halk için ayrı fiyatı var. Yani ben mesela bir çok
gülmüştüm. Bir fil dişinden bir arkadaşıma, yani arkadaş diyebileceğim kadar ilişkide olduğumuz birisine dedim ki bir kilomuz ne kadar? Dedi ki beyazlar için mi siyahlar için mi? Çünkü beyazların parayla ilgili hiçbir sorunu olabileceğini tahayyül edemiyorlar, düşünemiyorlar. Beyazsa mutlaka zengindir diyorlar. Yani tabii bu kolonyalist, o sömürgeciler tabii gelmişler. Para, bütün ne varsa almışlar. Gördükleri beyazlar da az sayıda beyazlarında bir para sıkıntısı yok. Ağaçtan topluyoruz zannediyorlar. Beyaz olan herkesi. Keşke öyle olsa. Keşke öyle olsa. Ben gittiğim birçok yerde diyorum Amerikalı değiliz, Fransız değiliz. Biz buraya gezmeye geldik. İlk defa geliyoruz. Atalarımız. Atalarımız size hiçbir şey yapmadı. Dünyalı biz dostuz. Peki Türkiye'yi tanıyorlar mı, biliyorlar mı? Türkiye'yi bir kısmı tanıyor. İstanbul ismi daha fazla çağrışım yapıyor. Ama Galatasaray dediğimiz zaman, Didier Drogba ya da dediğimiz zaman, hepsi birden Galatasaray dersek de Didier Drogba diyorlar. Böyle bir şey o oldu. O kadar, o algı var yani. Çok ilginç, evet çok ilginç. Yani ben dünyanın çok böyle uzak ülkelerinde, eskiden Hakan Şükür, taksi şoförünün bana Hakan Şükür dedin. Yani nereden adam Türkiye'nin başkentini bilmiyor ama Hakan Şükür bir futbol böyle bir gücü olan, yani tanıtım gücü olan bir şey gerçekten. Ben de mesela Türkiye falan dediğinde böyle boş boş bakıyorlarsa Didier Drogba Galatasaray deyince çıkardım. Oradansın. Tamam. Peki ben de şimdi bu programı çalışırken çok merak ettiğim bir şey var. Müzik ve dans. Yani sanki her yerde müzik var, her yerde dans var, her yerde maske var. Cidden öyle mi Selçuk? Var. Yani müzikle ilişkileri inanılmaz. Yani tabii ki başka buna benzer ülkeler de var. Benim aklıma ilk hemen Küba geliyor mesela gittiğin zaman. Fakat burada hani bizde bir deyim vardır ya, kapı gıcırtısıyla oynarlar. Hakikaten kapı gıcırtısıyla oynayabilecek şeydeler. Ya bir kere her türlü duygularını dans ederek ifade ediyorlar. Ya cenazede dans var, düğünde dans var, havanın değişmesini istedikleri zaman dans var, bir talepte bulundukları zaman dans var. Yani her türlü şeyde. Biz köye gidiyoruz, müzik yok. Karşılayan birisinin, bakıyoruz kadın başlıyor yavaş yavaş döne döne dans etmiyor. Yani sizin geldiğinizden geldiğiniz için çok mutlu oldum, sizi güzel karşılıyorum demenin bir yolu. Dans ederek, yani bütün beden dili de çok önemli onlarda. Gerçekten dans ve müziğin böyle çok ayrı bir yeri olduğunu söyleyebilirim. Tıkır 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 hemen kendine de hiçbir şey bulamazlarsa elleriyle ayaklarıyla tempo tutarak. Küçük çocuklar mesela yolda görüyoruz, yol kenarında biz iniyoruz, fotoğraflarını çekeceğiz. Hemen bir şarkı, bir tempoyla beraber böyle sallanarak aynı şekilde adeta bir halk oyunuymuş gibi dans ederek bizi karşılıyorlardı. Gerçekten müziğin müthiş bir yeri var. Peki bunun içerisinde maskelerin yeri ne? Niye o kadar çok maske var? Maskeler çok önemli, bu gerçek. Fakat maskelerin yeri de inanışak, deyim yerindeyse kabilelere göre değişiyor. Çünkü kabaca 60 ila 70 arasında etnik grup var. Yani 4 tane temel ana grup var ama mesela Akanlar en kalabalık olan %43. Onlar, yani nüfusun yaklaşık %43'ü. Onların içinde mesela Aniler var, Bauleler var. Yani çok değişik alt toplulukları da var. Dolayısıyla maskelerin, mesela bir yerde bir dans gördük. O oradaki mesela maskelere kadınların dokunması yasak asla. Sadece erkekler şey yapıyor. Başka bir yerde başka mask. Bu böyle bir kısıtlama, böyle bir yasak yoktu. Ahşap olanlar var. Çeşitli materyallerden olanlar var. Otları, ağaç parçalarını kullanarak yaptıkları var. Kıyafetlerle beraber bütünledikleri. O masklar da gerçekten o ritüellerinin bir parçası. Çok güzel masklar var bu arada gerçekten. O zaman bol bol maskeyle geri geldin. Evet, o masklardan yani giden insanların fil dişinden alacak en güzel hatıralardan bir tanesi o masklar gerçekten. Özellikle ahşap olanları çok güzel. Şimdi gittin geldin ve böyle bir ülkede kültürleri deneyimledin. Seni en fazla ne etkiledi Selçuk? Beni etkileyen çok fazla şey var ama oradaki ırk çok güzel bir, çok güzel bir ırk olduğunu düşünüyorum. Çok güzel erkekler, çok güzel kadınlar var. Ya o güzelliği neye bağladım? Fiziksel güzellikten bahsediyorum bir kısmı. Ama o fiziksel güzelliği şuna bağladığımı gördüm. Kadınların postürleri inanılmaz. Yani vücut duruşları inanılmaz. Hani mankenlerin kafasına kitap koyarlarmış ya, bilmiyorum ne kadar doğrudur. Kitap koyup da işte dik yürümeyi öğretirler. Evet, dik yürüsün diye. Oradaki kadınların hepsi kafalarında bir şey taşıyorlar. Sanıyorum bunun etkisi var. Uzun, kuvvetli boyunları ve çok dik duruşları var. O açıdan
kadınlar bütün yani duruşlarıyla etkiliyorlar gerçekten. Erkekler de belli bir yaşa kadar böyle ve özellikle biraz yoksullarsa. Biraz parayı bulanlar yavaş yavaş göbeklenmeye başlıyorlar orada. Onun dışında güler yüzleri beni çok etkiledi. O zamanla ilgili ilişkilerinde şöyle bir şey var. O beni çok etkilemişti. Gerçekten dün yok. Yani mesela biz düne çok üzülürüz. Gelecek için endişeleniriz. Kesinlikle genelde. Yani. Şimdi, anımızı yaşamayız. Adamların dünle ya oldu bitti gitti. Ondan artık ilişkileri yok. Gelecekle ilgili endişe hiç yok. Bu bazen onları ya Allah'ım bir insan nasıl bunu düşünemez? Bir sonraki etabı düşünemez diye bizi hayrete düşünse bile öyle yaşıyorlar. Böyle bir yaşam biçimleri var. O anı hakikaten o anla ne yapıyorsa ona dikkatini veriyor. Onun keyfini çıkarıyor. Sonraki başka bir gündür, başka bir zamandır. O zaman gelince ona da bakarız. Bir de bu beni çok etkilemişti gerçekten. Çok güzel. Peki son soruma geleceğim. Bunu da çok merak ediyorum. Kutsal ormandan bahsediliyor. Yani ormana girerken ayakkabınızı çıkartıyorsunuz. Evet, evet, evet. Nedir bu? Evet, bana çünkü evet. Çok farklı şeyleri çağrıştırdı. Yani Yüzüklerin Efendisi'ni, Avatar'ı ama bir senden de dinlemek istiyorum evet. Bunu. Çok ilginç. Ben birkaç yerde çeşitli yerlerde kutsal ormanları gördük bu arada. Ve her kabilenin inanışına göre ritüel değişebiliyor. Mesela bazısında kutsal ormana sadece beyaz elbiseyle girilebiliyor. Mutlaka çıplak ayakla. Mutlaka. Ayakta hiçbir şey olmaması lazım. Börtü böcek ne olacak orada? Kutsal ormandan bir şey almıyor. Bu bizim şehirli. Ben şehirli olarak soruyorum. Endişelerimiz. Hayır ben de şehirliyim. Yani aklıma bin tane şey. Rahmetli annemin oğlum üşüteceksin ayakkabını çıkarmadan başlayan bir sürü şey geliyor. Fakat orada nitekim biz grup olarak gittiğimizde bir kutsal orman, bir koruluğa gittik. Orada içeride bir rahip vardı. O rahibin yardımcısı geldi bizi karşıladı. Yürüdük. Ormanın kutsiyet arz eden bölümün sınırına geldiğimizde onlar için ayakkabıları çıkaracaksınız dediler. Nitekim demin dediğim gibi kentli refleksleriyle ayakkabılarını çıkarmak istemeyen insanlar oldular. Onlar orada kaldılar. Biz ayakkabılarımızı çıkardık. Çorap çıktı mı? Çorap da çıktı. Çıplak ayakla. Toprakla ilişkiniz var. Bu arada cesurların hepsinin hanımlar olduğunu söyleyebilirim. Kadınlar, grubun kadınlarıydı. Ve sen. Ve ben. Evet. Ben de artık orada bırakamazdım onları. Gittik. Ve yani ayağımıza bir şey batmasının dışında gerçekten gördük de. Börtü böcek de vardı. Ben gördüm. Onu kimse görmedi. Ama orada o kutsiyette zaten rahip önce bizi rahatlattı. Bir helele belele bir şeyler diyerek çok güzel bir su vardı. Kutsal şeyden, kaynaktan su geldi. O suyu dökerek kutsadı. Bizim için dua etti. Küçük bir böyle bir ayinimsi bir şey yaptı. Sonra hep beraber kutsal su kaynağına kadar gittik. Yüzümüze sürdük suyu ve döndük. Tabii bu yani bizim ona bir kutsiyet atfettiğimizden dolayı değil ama oradaki insanların inançları bunu hem saygı duyduğumuz için hem de oradaki ritüelleri ve oradaki coğrafyayı merak ettiğimiz için çok keyifli, çok güzel bir deneyim oldu bizim için. Selçukcuğum ağzına sağlık. Çok güzel bilgiler edindik. Umarım izleyenlerimiz de aynı keyfi almışlardır. Bir başka videoda seninle başka bir destinasyon üzerine konuşmak üzerine diyeceğim ve son sözü sana. Vallahi çok teşekkür ederim. Bir başka videoyu da anlatırız. Ama buradan bu kadar tanıtılabiliyor. Bence fil dişine olanağı olan herkesin fil dişine gitmesi, ziyaret etmesi lazım vakit kaybetmeden. En çok etkilendiğim ülkelerden biri, yaptığım en güzel seyahatlerden biriydi. Gezginleri bekliyorum, turistleri değil.